Kitaplar ve Romanlar kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlere yerli romanlardan, yerli polisiye romanlardan birinden bahsedeceğim. Evet, yanlış duymadınız. Bu sefer yerli bir polisiye romandan bahsedeceğim sizlere. Yerli bir kitap hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Kitabımızın ayrıntılarına, kitabımızın tanıtım detaylarına geçmeden önce birkaç konuşmak istediğimiz konu var, bilgi vermek istediğimiz konu var arkadaşlar. Hatırlarsınız Kurtlar Vadisi'nin, tabii ki de ilk 97 bölümünü kastediyorum. Pusu, Terör veya diğer Kurtlar Vadisi başlıklı filmleri kastetmiyorum arkadaşlar. Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 bölümünün sonlarına doğru, son sezonunda son bölümlere doğru bir Cryptex meselesi vardı hatırlarsınız. İşte şifreli bir paket gibi bir şey vardı. Onun şifresini çözmeye çalışıyorlardı. Birileri işte şifreyi ele geçirmeye, anahtarı ele geçirmeye vesaire çalışıyordu. Bu yani kriptoloji bir bilim aslında. Evet, şifre bilimi demek. Kitabımızın ismi İstanbul Portresi. Yani bir nevi kriptoloji, şifre bilimi vesaire. Şifre ile ilgili bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki bunun polisiyle ne alakası var? Evet, isterseniz şimdi kitabımızın tanıtım detaylarına geçelim. Kitabımızın adı İstanbul Portresi. İnsan neden unutur ve neden unutulmuşu hatırlar? Peki bir şehrin portresi resmedilebilir mi? Sanal alemde işlenen bir cinayet, İstanbul'un çeşitli noktalarına bırakılan 3 cansız beden. Doğu ve Batı resim sanatının öncüleri Vincent Van Gogh ile Osman Hamdi Bey'i bir araya getiren akıl almaz olaylar silsilesi ve İstanbul'un kadim sokaklarında cirit atan kaplumbağa terbiyecisi kostümlü bir katil zanlısı. İstanbul Pera Müzesi'nde başlayan macera, Paris, Louvre ve Berlin Alte National Gallery müzelerine kadar uzandıktan sonra eski hisar Osman Hamdi Bey evi ve müzesinde son bulacak. İyilerin ve kötülerin iç içe geçtiği, Doğu ve Batı medeniyetlerinin harmanlandığı çok bilinmeyenli bir denkleme hazır olun. Şifre bilimci Milas Ulukan ve Şifreli Dosyalar ekibinin başrolde olduğu soluk soluğa okunacak polisiye türünde bir İstanbul masalı. Evet arkadaşlar, her ne kadar kitabımız İstanbul'da başlıyor olarak gözükse de İstanbul, Paris ve Berlin'e uzanan olaylar yer alıyor kitapta. Yerli bir polisiye arkadaşlar. Evet, yazar Kayahan Demir imzasıyla yayımlanan kitap 8 Ocak 2021 tarihinde yayımlanmış. Timaş Yayınları tarafından 240 sayfadan oluşuyor arkadaşlar bu kitap. Polisiye okumak isteyen, polisiye roman okumak isteyen arkadaşlara, bu türde kitaplar okumak isteyen arkadaşlara bu kitabı tavsiye ediyoruz. Biraz gizem, biraz entrika, biraz değişik merak uyandırabilecek potansiyelde bir kitap olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayalım lütfen. Sağlıcakla kalın, kitapla kalın.